LGS'ye hazırlıkta hiçbir şey için geç değil. Hızlandırılmış LGS dershanesinde genel tekrar videolarıyla konu eksiklerini kapatabilir, 3 ayda 10.000'in 10 üzerinde soru çözümü ve gerçeğini aratmayan LGS provaları yaparak sınava hazır bir şekilde girebilirsin. Üstelik hızlandırılmış LGS dershanesi şimdi %45'e varan indirimlerle seni bekliyor. Detaylar tonguçakademi.com'da. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir konu öğreneceğiz arkadaşlar. Neden mükemmel? Çünkü dilimizi korumak için dilimize sahip çıkmak için bilmemiz lazım. Ve aynı zamanda biz neye çalışıyoruz Songül Çelen benim? LGS Harikasın. Hocam. LGS'de yüzde yüz bir soru gelecek olan bir konu. 2023 LGS'de bu konudan soru geldi. 2022'de geldi. 2021'de zaten dil bilgisi olmadığı için gelmedi. 2020'de geldi. 2019, 2018 mutlaka bütün sınavlarda, bursluluk sınavlarında, yazılı sınavlarında noktalama işaretleri soruluyor. Zaten biz de dilimize sahip çıkmak için anlam hatalarını önlemek için noktalama işaretlerine sahip çıkmalıyız. Günlük hayatımızda da WhatsApp'tan mesaj atarken, Instagram'dan mesaj atarken, elektronik posta atarken noktalama hataları yapmamamız gerekiyor. Nokta virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, kesme işareti, tırnak işareti, kısa çizgi, uzun çizgi... Yay ayraç hepsini çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Eğik de öğreneceğiz. Hiç endişelenmeyin arkadaşlar. Bugün öğreneceğimiz konuyla LGS'de bir net daha cebimize koymuş olacağız. Ve inşallah aynı zamanda ne yapmamış olacağız Tonguç Ali Adem'in? Yabancı dil özentisi hocam. Yabancı dil özentisi demeyelim de dilimize sahip çıkmış olacağız. Çünkü gerçekten insanlar cümlede noktalama şartlarını kullanmıyor. Bunları sadece Whatsapp'tan mesaj atarken emoji olarak kullanıyor. Gülücük falan atmak için hatta onları kullanmıyoruz. Ama esasında hem LGS'de bir soru daha doğru yapmak için, netlerimizi artırmak için hem de dilimize sahip çıkmak için bu konuyu iyi öğrenmemiz lazım. Hadi bakalım o zaman arkamıza yaslanalım. Emniyet kamerlerimizi bağlayalım. Dersimizin sonrası zaten hem tüm ders lerde test 32 33'ü hem Dinamo'da test 109'u hem de Zoru Bankası'nda test 82 ve 83'ü noktalama işaretleri açısından ödev vereceğiz. Ve bu arada hızlanma kampımız da geldi arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Hızlanma kampımızda sizlerle beraber Türkçe'de anlam bilgisini süper bir şekilde tekrar edeceğiz. Sonra dil bilgisini süper bir şekilde tekrar edeceğiz. Matematikte de çarpanlar, katlar, veri analizi, doğrusal denklemler Birçok konuyu süper bir şekilde tekrar edip harika bir başlangıç yapacağız. Hızlanmış olacağız ve LGS için netlerimizi artırmış olacağız. Bunu dersin sonunda bir kez hatırlatacağım ama şimdi intromuz girsin ve mükemmel bir şekilde videomuza başlayalım. Evet şimdi virgülle başlıyoruz arkadaşlar. Tonguç'um şu çok önemli. LGS'de bir net yapmak istiyor muyuz? Evet hocam. O zaman mutlaka 2024 LGS'de bir soru geleceği için bu konuyu net bir şekilde öğrenmemiz lazım. Ve aynı zamanda... Dilimize sahip çıkmalıyız. Harikasın. Dilimize sahip çıkmalıyız. Bizim dilimiz, kendi kültürümüz, kendi örfümüz, kendi adetlerimiz, kendi kültürümüzü korumak için bunları bilmemiz lazım. Hemen başlıyorum. Şimdi virgül nerelerde kullanılıyor? Virgülle başlıyoruz. Eş görevli kelimelerin arasına biz virgül koyuyoruz. Sessiz dereler virgül, solgun ağaçlar virgül, sarı güller demiş buraya virgül koyuyoruz. Cümlede ard arda gelen zarf ile iki almış kelimelerden sonra da virgül geliyor. Bir karara varıp yüzme dikkatli bakarak konuştu diyor ya bak. Bir karara varıp virgül yüzme dikkatli bakarak konuştu. Burada hem varıp zarf fiili var hem de bakarak zarf fiili var o yüzden virgül gelebilir. Ama şuna dikkat edin. Mesela sadece ee, bir tane zarf fiil olsaydı olmaz oraya virgül kullanamazdık. Şimdi devam edelim şuraya. Sıralı cümleleri ayırmak için konur. Umduk virgül bekledik virgül düşündük. Sıralı cümle neydi? Hatırlıyor musun o şeyleri? Bilmiyorum hocam. Yani birden fazla yüklem olan cümle. Cümle türlerini görmüştük. Umduk bir yüklem. Bekledik ikinci yüklem. Düşündük üçüncü yüklem. Aralarına virgül gelmiş. Cümle içinde ara sözlerin başına ve sonuna konur. Şimdi ne oldu? Bak küçük bir sürü köye giren geniş onun ağzına durmuştu diyebilirdi. Ama ne yaptı? Küçük bir sürüyü ara sözle açıkladı. Yani özne açıkladı. Dört inekli birkaç koyun varmış. İşte burada araya kısa çizgiye koyabilirsin. Böyle virgül de koyabilirsin. Burası hem kısa çizgi koyarak başladım hem de virgülle koyabileceğini göstermek istedim. Red ve kabul bildiren hayır yok evet ve benzeri kelimelerden sonra da koyabiliyoruz. Peki virgül senin dediğin gibi olsun dediğimizde burada da biz virgül koyabiliyoruz Songuç'um. Peki virgülün nerelerde kullanılmaz? Ona dikkat edelim. Bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz. Mesela Wilson ay tutulmasına şahit olmuş. Hatta teleskopla gözlem yapmış. E şimdi zaten burada hatta var. Ve veya ama fakat lakin çünküden sonra virgül koymuyoruz. Mığmiyekinden sonra virgül konmaz. Öğretmenimiz konuştu mu ağzından bal akar sanki. Yani öğretmenimiz konuştuğu zaman ağzından bal akar sanki diyor. E zaten mu'yu koymuş. Bir daha virgül koymaya gerek yok. Bu olmaz yani. Şu da olmaz. Şart ekinden sonra virgül konmaz ki buna çok dikkat edin. Televizyonlarda, gazetelerde, her yerde bu hata yaparlar. Birini görecek olsa hemen onun yanına giderdi. Niye buraya virgül koyuyorsun? Zaten SSA var. Burada da kullanılıyor. Geldik noktaya. Bazı kısaltmaların sonra biz bir nokta koyuyoruz. Albay derken, doktor derken, mesela avukat derken nokta koyuyoruz sonucum. Sayılardan sonra sıra sıralamak için üçüncü, ikinci Mehmet burada hep nokta geliyor. Tarihler yazarken 29 Mayıs 1453 dediğimizde ya da 29 10 1920 bu da hep nokta konuyor. Saatlerin yazılışına da yine biz nokta koyuyoruz için. Yani saatleri yazarken mesela 17.30 dijital saate baktığın zaman böyle gözükür. Dolayısıyla insanlar buraya iki nokta gelecek zanneder ama hayır 17.30'u iki nokta yazarsan bu yanlış oluyor. 17.30'u tek nokta yazmamız gerekiyor. Gelelim noktalı virgülü. Noktalı virgül esasında virgülün daha karizmatiği. Yani virgül şuysa noktalı virgül üzerinde nokta var ve virgül var ama bir de şöyle Güneş gözü çiziyorum ona. Niye? Çünkü virgülün daha karizmatik. Yani virgülün gücünün yetmediği yerde noktalı virgül geliyor. Bak şimdi. Virgülle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. Bak şimdi. Erkek çocuklara Tuğrul, virgül, Arslan, Orhan, kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül adları verilir demiş. Şimdi erkek çocukları ayırmak için Tuğrul Hasan arasına virgül konmuş mu? Evet hocam. Kız çocuklar ayırmak için ince çiçek gönül arasında virgül konmuş mu? Evet hocam. İşte bu sefer kızlarla erkekler ayırmak için de araya noktalı virgül koyuyoruz. Yani daha büyük bir karizmatik, daha karizmatik virgül. Mesela ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri yani birden fazla yüklem bulunan cümleleri ayırmak için de konuluyoruz. Bak şimdi at ölür virgül, meydan kalır, yiğit ölür virgül, şan kalır. Şimdi burada da yine dikkatli olursak bak at ölür meydan kalır, Yiğit ölür şan kalır birbirinden bağımsız konular. Yani at ölür meydan kalır bir konu, yiğit ölür şan kalır bir konu. Dolayısıyla buralarda virgül varsa buraya biz daha karizmatik virgül olan noktalı virgülü getiriyoruz sonuççum. 2'den fazla eşdeğer öğeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül kullanılabilir. Mesela, yeni usul şiirimiz zevksiz, köksüz, acemice görünüyor demiş. Şimdi bak. Buraya virgül koydun, buraya da virgül koydun. Şimdi buraya da virgül koyarsan bunun özne olduğu anlaşılmaz. O yüzden buraya noktalı virgül koyman lazım. Yani şunu demek istiyorum. Diyelim ki Ali, Can, Emre, Osman ve Kaan'ı çağırdı diyelim mesela. Kaan'ı çağırdı. Şimdi kimin çağırdığı belli mi? Bilmiyorum hocam. O zaman şöyle yapmamız gerekiyor. Ali, Can, Emre, Osman ve Kaan'ı çağırdı. Demek ki Ali çağıran kişi özne. Ali noktalı virgül. Can, Emre, Osman ve Kaan'ı çağırdı dememiz gerekiyor. Diğer türlü buraya da virgül koyarsak bu sefer kimin çağırdığı belli değil. Biri Ali, Osman, Can, Emre'yi çağırmış gibi oluyor. O zaman noktalı virgülün virgülün daha karizmatik olduğunu anladık. Geldik iki noktaya. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlelerin sonuna konur. Bir aileyi şu üç değer ayakta tutar. Sevgi, güven ve saygı. Üç değer ayakta tutar dedi ve bunları açıkladı. İki noktadan sonra küçük harf başlayabilir. Eğer özel isim varsa büyük harfle başlarsın. Eğer cümle varsa büyük harfle başlarsın. Ama böyle cins isim varsa küçük harfle başlayabilirsin. Cümle yoksa küçük harfle başlayabilirsin. Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlelerin sonuna konur. Kendimi takdim edeyim. İki nokta üst üste meclis katiplerinden demiş. Bak kendisiyle ilgili açıklama yapacak. iki nokta koymuş. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Ziraatçı sayar. Yulaf, par, pancar, çavdar, mısır diye gidiyor. Burada yine iki nokta üstte geldi. Şunu da söyleyeyim Tonguç evladım benim. Acaba iki nokta mı gelecek? Noktalı virgül mü gelecek diye kafanız karışırsa hiç kafanız karışmasın. İki nokta gelir. Çünkü Mesela sen soru işaretiyle noktalı virgülü karıştırır mısın? Hayır hocam. Tamam o zaman oraya noktalı virgül geleceğini biliyorsun. İnsanlar genellikle noktalı virgülle iki noktayı karıştırıyor. Acaba buraya sanki noktalı virgül mü getirsem diyor. Hayır eğer buraya noktalı virgül mü iki nokta mı diyorsan iki nokta gelir. Bu da bir taktik olarak aklına kalsın. Geldik üç noktaya tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan e Bak bitirmemiş cümleyi o zaman üç nokta. Acı acıyı susancıyı. e üç nokta. İşte başka ne diyebiliriz mesela? Dost başa düşman aya E 3 nokta yani bitirmemiş şimdi. Açıkça yazılmak istenmeyen kelime veya bölümlerin yerine konur. Arabacı i nokta nokta yaklaştığını söylüyor. Yani İstanbul'a mı? işte ne bileyim İzmir'e mi ne belli diye yani. 3 nokta koymuş. Soru işareti cevap bekleyen soruların cümlelerin sonuna konuyor. Mesela soru iki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur. Ne zaman tükenecek bu yollar arabacı diye soru sormuş. Saat kaç? Bilmiyorum hocam. Ya saat so sormuyorum ya bilmiyorum demene gerek yok. Yani soru sorduğu zaman soru işareti geliyor. Şüpheyle karşılanan yer tarihi durumlar için kullanılır. Yunus Emre 1240 tam şüpheli yani belli değil. Doğum yeri belli değil. O zaman soru işareti Kısa çizgiye bakalım. Ara sözlerin başına ve sona konur. Hani az önce dersimizin başında virgülü gösterirken şöyle bir şey yapmıştım ya. Nerede? Virgül nereye konmaz? Yani şurada. Bak. Küçük bir sürü dört inekle birkaç koyun köye giren geniş yolun ağzında durmuş demiştim. Burada işte virgül de koyabilirsin ara sözlerin başına ve sona kısa çizgiye koyabilirsin. Mesela küçük bir sürü kısa çizgi dört inekle birkaç koyun. Köyün girişinde duruyordu diyebilirsin. Ya da buraya virgül de koyabilirsin. Ara sözlerin başına ve sonuna virgül ya da kısa çizgi koyabiliyoruz. Kelimelerin köklerini gövdelerini ve eklerini ayırmak için kullanılıyor. Al, ış, dur, ak, gör, gülü. Fil kök ve gövdelerini göstermek için. Al, dur, gör, başar, kana, okut. Mesela değil mi? Bunların her biri net bir şekilde fiilin kökü veya gövdesi olabiliyor. Arasında ve ile ila den anlamı katmak için de mesela. Aydın İzmir yolu yani. Aydın ve İzmir yolu demek istiyorsun. Burada kısa çizgi kullanabiliyoruz. Ünlem işareti duyguları anlatan ifade ve cümlelerin sonuna konur. Eyvah! Ev darlığına dar olmuş. Ya da seslenme hitap uyarı sözlerinden sonra konur. Ey Türk gençliği diyor Mustafa Kemal Türk. Burada biz tabii ki net bir şekilde ne yapıyoruz? Ünlem işareti koyuyoruz. Uzun çizgiye konuşma çizgisi. Annem sordu. Okuduğun ne? diyoruz ve burada var. Kesme işareti özel adlara getirilen iyilik durum ve bildirmeklerini kesme işaretine ayırıyoruz. Kurtuluş savaşını dediğimizde veyahut da Ali den dediğimizde veyahut da işte Ankara ya dediğimizde hep böyle kesme işaretiyle ayırıyoruz. Sonuç herhalde benim. Bu kadar basit. Devam ediyoruz. Mesela ee, bana bir başka bir özel isim söyle. Tonguç Tonguçoğlu. Tamam mesela Tonguç dedin. Tonguçoğlu dedin ya sen, Kendi ismini söyledin. Tonguç Tonguçoğlu. Na dediğin zaman yine ayırıyorsun. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur. TBMM'nin, TDK'nin. Bak burası önemli. Veyahut da MHK'nin ya da bak bunlar i. T, -e -t, -t yani Türk tarih TTK'nin dediğimizde. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için 1985T veya 1453T. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düşünü göstermek için. Bir ok attım karlı dağın ardına. Düştü mü ola sevdiğimi ruhuna diyor ya. Düştüm ola derken yine bu şekilde kullanabiliyoruz. Eğik çizgi adreslerde Atalay Sokağı No 5 bölü 11. Kurtuluş Ankara. Tarihlerde 18-11-1969. Şiirleri yan yana yazıldığında bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün dediğimizde yine eğik çizgi koyabiliyoruz. Tırnak işareti başka bir kimsenin olduğu gibi aktarılan sözler tırnak için alınır. Ünlü bir düşünür. <laughs> en verimli yağmur alın teridir der demiş. Bak burada noktayı da koymayı unutmayacağız. Cümle içerisinde eserlerin adları tırnak içinde alınır. Bugün öğrenciler kendi gök kubbemiz adlı şiiri incelediler dediğimizde burada Yahya Kemal eserini almış yine tırnak içinde alıyoruz. Son bir uyarı daha yapacağım. Bu LGS'e gelebilir. Burası önemli. Bakın şöyle gösteriyorum. Mesela der ki ee, masanın der arkadaşlar üstünde ee işte birçok şey vardı der tamam mı? Şimdi buraya bir kere en başta iki nokta üste gelecek. Masanın üzerine birçok şey vardı. Diyelim ki ne yazdı diyelim. Masanın üzerine olsun kalem dedi tamam mı? Sonra silgi dedi. Telefon dedi. Burada devam edeceğini göstermek için 3 nokta koyuyoruz. Niye 3 nokta koyduk? Çünkü birçok dedim. Burası önemli bak. Bu bir. Bu birinci kural. Şimdi ikinci kurala geçiyorum Tonguç'un. Um. Burası önemli. Veya der ki masanın üstünde birçok şey vardı der. Tamam mı? Yine iki nokta üste koydun. Sonra kalem yazar tamam mı? Silgi yazar ve telefon dedi ya. Şimdi bak birçok dediği için herkes burada üç nokta gelecek zanneder. Ama ve dediği için artık konu kapanıyor. O yüzden buraya nokta gelir. Devam ediyoruz. Üçüncüyü gösteriyorum ve burada kuralı bitiriyorum. Der ki masanın üzerinde veya masanın üstünde bu sefer birçok şey demez ya masanın üzerinde üç şey vardı der. Üç şey vardı. Masanın üzerine 3 şey var dediğine göre artık üçünü de sayması lazım. Kalemi söyler. Tamam mı? Silgiyi söyler. Telefon der. ve koymasına bile gerek yok. Artık 3 şey dediği için sen buraya nokta koyarsın. Dolayısıyla birçok şey derse V yoksa üç nokta. Birçok şey derse V ile bitiriyorsa nokta. 3-4 deyip 3 dört tane şey de koyduysa o zaman net bir şekilde nokta koyuyoruz. Sonuç ele adım edin. Şimdi konumuzu bitirdik mükemmel bir şekilde. Hızlama programımızda... Harika bir şekilde netlerimizi artıracağız. Kampa ismini veren hızlanma denemeleri ve hediye olarak verdiğimiz ana denemeleri. Paragraf Ons hızlanma ve odaklanmayı sağlıyor. Burada her bir paragraf testi için süreler verdik. Ve aynı zamanda LGS matik matematik denemeleriyle netlerinizi artıracağız. Sizleri hızlandıracağız arkadaşlar. Hızlanma kampını hepiniz bekliyoruz. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yollayın arkadaşlar.